Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizin bu haftaki konuğu Beşiktaş Aykrapex oyuncusu Egehan Arna. Bu senenin de yerli oyuncular arasında adı fazlasıyla anılan isimlerden biri. Egehan, nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Geldik. Sizler nasılsınız? Geldik, müzedeyiz. Biz hoş de iyiyiz. Geldiniz. Şöyle bir bu salonu ben bayağıdır unutmuşum. Evet. Sevdiğim her zaman atmosferini çok da böyle sıcak bulduğum yerlerden biri. Senin için bu salon ne anlam ifade ediyor? Dün de bir maç oynadınız. Sıcağı sıcağına bugün çıkıyoruz. Bu röportajı çekiyoruz ama nasıl hissediyorsun bugün? Yani evet, salon çok özel bir salon aslında burası. Yani aynı zamanda retroda bir salonda diyebiliriz aslında biraz. Ama taraftarıyla beraber çok başka bir atmosfer oluyor burada. O yüzden ben de hani çok da seviyorum bu salonu aslında. Burada oynamaktan da keyif alıyorum. Çemberleri de seviyorum. O yüzden zaten bizim için önemli olan çemberler. Yani bu sahaya sokabiliyor musun, sokamıyor musun? Önemli olan o. Nazar değil misin? Yani burayı seviyorum. O yüzden güzel, benim için çok keyifli oluyor burası. Dediğin gibi işte dün de maçı oynadık. Yoğun bir fikstür devam ediyor bizim için. Çemberleri seviyorum diyorsun. Bu sene de üçlüklerde daha da istikrar yakaladığım bir sezon aslında senin için. Topla daha çok oynayıp zaman zaman asistlerinin de arttı ki dün akşam bunlardan biriydi. 7 asistim var Ali Ağa maçında. O anlamda bu sezonu biraz konuşalım. Çemberleri sevmenin sebebi burada, senin grafiğinin yükselmesinin sebepleri. Bize nasıl açıklarsın bunları? Yani aslında evet, bu sene geçen seneden sonra biraz daha kendimi bulmaya başladım açıkçası. Tabii ki hani bunda şans eseri de olmuyor bu işler tabii ki. Yani daha fazla süre buldukça takımımız, koçumuz bana daha fazla sorumluluk verdikçe ben de daha özgüvenli oynamaya başladım. Ve hani ben hep sahanın her yönünü oynayabilen bir oyuncu olmak istedim yani. Ve elimden geldiğince bu yönde çalışıyorum. Takımda neye ihtiyaç varsa onu yapmaya çalışıyorum. Gün geliyor, sokamıyoruz, olmuyor, girmiyor. Ama işte o günde, sokamadığım günde de bir şekilde sahada bir varlık göstermeyi hedefliyorum hep. Rebound olur, asist olur, savunma olur. Bir şekilde takımıma destek olmak istiyorum. Bu sene de yani olabildiğince iyi geçirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sorumluluk alabildiğim bir sezon oluyor. O yüzden maç maç üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Lig bu sene daha da rekabetçi gerçekten. Evet, evet. Bir anda form yakalayan birçok takım var. Mesela Gaziantep sezonun en iyi takımlarından biri, Galatasaray'da yine yükselişteki takımlardan Darüşşafaka. Öyle rekabet anlamında yakın geçen maçlarda oynuyorsunuz. Hani kaybettiğiniz maçlara baktığımızda da 1-2-3 sayıyla biten maçlarınız da var. Nasıl hissediyorsunuz bu sezon? Rekabet düzeyi nasıl ilerliyor sizin için? Ya bir kere takımlar seviyesi çok birbirine yakın, yani çok ciddi sayıda takımın seviyesi çok yakın. Gaziantep çok başarılı gidiyor bu sene. Darüşşafaka keza öyle, çok maç kazandı. Galatasaray zaten sezon başında da beklendiği gibi çok ciddi bir kadro kurdu. Bizde hani bu sene yanlış hatırlamıyorsam 4 tane maçı son toplarda 1 sayıyla 2 sayıyla verdik. Tabii bu can sıkıcı bir durum yani. Biraz da genç bir takım olmanın getirdiği bir şey galiba. Olduğu, genç bir takımın olmanın vermiş olduğu bir dezavantaj tabii ki bu. Yani oralarda, o son toplarda çok tecrübeli değiliz maalesef ki. O yüzden 4 tane maç son toplarda vermiş olduk. Baktığın zaman şimdi o 4 maçı kazanmış olsan çok daha başka bir yerindesin ligin. Ama işte bizim ligimizin de aslında güzel tarafı bu. Yani sıralama bir anda birkaç hafta içerisinde en aşağılardan en yukarılara çıkabiliyorsun. Aynı şekilde en yukarıdan en aşağılara da düşebiliyorsun. Yani ligimizin rekabet açısından çok yüksek olduğu olması bizim için tabii güzel bir şey yani. O yüzden hep hedef her zaman oluyor yani. Hiçbir zaman işte olmayacak gibi bir düşünce hiçbir zaman olmuyor yani. O yüzden güzel.
Peki takım karakterini nasıl açıklarsın? Bakıyorum bazı maçlarda da savunma anlamında ya karşı yaka maçı deplasmanda rakibi 70 sayının altından tutmak, yine Telekom deplasmanı da 60'ın altında tutmak, Bahçeşehir Koleji'nin ki onlar da skor potansiyeli olarak güçlü bir ekip. Bu işin bu tarafı da var biraz bu sene galiba. Yani aslında bizim takım birazcık değişik bir takım. Yani çoğu maçın büyük bir bölümünde öyle bir beşli sahada oluyoruz ki herkes aslında birbirine yakın fiziklerde. Herkes herkesi savunabilecek oyuncular oluyor. O yüzden hani biz birazcık savunma bazlı bir takımız daha çok. Yani çok fazla skor üreten bir takım değiliz. Yani ortalama civarında bir işte 70-72 sayılar civarını üretip takımları da rakibimizi de o sayının altında tutmaya çalışıyoruz. Hani bunu yapabildiğimiz zaman zaten maçları kazanıyoruz. Yani ama dediğim gibi hani bizim takım karakterimiz birazcık karşı takımı bozma yönünde, özellikle savunma kısmında. Çünkü dediğim gibi her şeyi değişip herkes herkesi savunabilecek pozisyona geldiğimiz zaman çok çözmesi kolay olmuyor. Yani yabancı oyuncularımız özellikle savunma anlamında çok sert oyuncular. O yüzden diğer takımlardan farkımızı birazcık savunma tarafında koyuyoruz diyebilirim. Senin için de daha özgüvenli, oyunun bu tarafında da hissettiğin bir dönem galiba. Böyle jeneriklik bazı anları da görüyoruz bazen sosyal medyada. Geçen bir Gaziantep maçındaydı galiba. Evet. Açık sahada hızlı hücumda kestiğim blok. Böyle anları da yaşıyorsun. Yani evet. Ya işte dediğim gibi takım o kadar böyle savunmayı seven bir takım ki ben hani daha önceki senelerde çok fazla böyle savunma seven bir oyuncu değildim yani. Hala da çok eksiğim olduğunu da biliyorum. Ama işte elimden geldiğince takımın da verdiği o şeyle, enerjiyle ben de savunmayı arttırmaya çalışıyorum. O şekilde işte bir savunmada ekstra bir enerjiyle, bir blokla, bir top çalmayla da işte takımıma olabildiğince gaz vermeye de çalışıyorum. Tabii şimdi Ahmet Kandemir ile ilişkini sormak istiyorum. Kenan için de burada farklı bir özgüven alanı var. Senin için de koç size bu alanı verirken geçen seneden aslında sen bir oluşturulan projenin bir parçası olarak da buraya rolün yükselerek de devam ettin bu sene. Burada koç sizinle konuşmalarında da nasıl bir faktör uyguluyor ki böyle bir duruma geldi iş? Yani hani dediğim gibi bu işte birazcık süre bulup sorumluluk alınca oluyor. Yani hani bu süreyi ve sorumluluğu Ahmet abi bize vermese, Kenan'a ve bana vermese bu hani mümkün değil. Ve hani bizimle ekstradan da ilgileniyor. Sürekli işte bizi çağırıyor, konuşuyor. Nerede eksiğimiz var, nerede artımız var, bunları konuşuyoruz. Yani özel olarak da ilgilendiğini söyleyebilirim. Sahanın içinde de Ahmet abi genç oyunculara, Türk oyunculara hani şans vermeyi seven bir antrenör. Zaten hani bizim haricimizde işte takımımızda çok genç oyuncular da var. Yağız olsun, Oğuzhan olsun. Onlara da olabildiğince süre vermeye çalışıyor. Furkan bu takımın ana 5 numarası ama baktığım zaman 19 yaşında bu çocuk daha. O yüzden hani biraz şanslıyız biz aslında bu konuda. Çünkü herkes bu şansı Türklere ve gençlere vermiyor. O yüzden hani bunu veren bir organizasyonlu olduğumuz için hem kulüp olarak hem de antrenör olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Eksilerek güçleniyoruz demeci de vardı koçun. Evet. Ya saha içerisinde sizinle konuşuyor, işte her zaman iletişimiyor iyi ama dışarıda da bunları duymak sizlere nasıl yansıyor? Ya bu aslında eksilerek güçleniyoruz. Biraz Holon serisiyle başladı. Çünkü Holon'un ilk maçında biz bir anda çok ciddi eksildik. Yani 2-3 kişi ana rotasyondan 2-3 kişi takımdan eksildi. Ondan sonra hani öyle bir hava oluştu ki takımda, yani nasıl yapacağız, ne olacağız. Ondan sonra o motto birazcık ortaya çıktı. Yani eksildik ama hani bu kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Herkes 1 veriyorsa 2 verecek, 2 veriyorsa 3 verecek sahaya ve bir şekilde onu o eksiği kapatacağız yani ve gerçekten de öyle oldu. Hani evet. Eksildikçe herkes daha fazla sorumluluk almaya başladı. Evet, belki daha fazla yorulduk ama bence hiç kimse bundan şikayetçi değildir yani. Çünkü herkes hani bir basketbolcu oynamak ister, daha fazla oynamak ister. Herkes sahada daha fazla bulundu, daha fazla iş yaptı, daha fazla sorumluluk aldı. Ve daha fazla efor sarf edip daha başarılı olduğumuzu söyleyebilirim yani.
Peki o seriden biraz bahsedelim. İkinci maçta biraz talihsiz ilerledi maçın sonu. Yani neredeyse alacakken orada, yani bir sonraki aşamaya geçecekken olmadı. Ve sakatlık olmasa aslında sizin için çok başka bir senaryo. Ve de sen hastalanmasan, üçüncü maça gitmeden önce sizin için bambaşka bir senaryo olabilirdi. O biraz sezonun içerisinde ah be dedi, evet. Sen bir nokta galiba. Yani bir kere şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok istedik. Yani evet. Devam etmek Şampiyonlar Ligi'ni çok istedik ve yani bu sezon başladığından beri bizim asıl hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gidebildiğimiz noktaya kadar gidebilmekti. Ama işte hani talihsizlik mi denir, şans mı denir? Yani bir yerde olmuyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani gerçekten birinci maçı oynadık, eksildik. İkinci maçı oynadık, eksildik. Üçüncü maçı oynadık, yine eksildik. Hani bir yere kadar, götürebildiğimiz yere kadar götürdük. Belki buradaki maçta bitirmemiz gerekiyordu. Evet, yani hep onun pişmanlığı sonrasında çok oldu. Ama işte sporda, özellikle basketbolda böyle şeyler var. Evet. Hani elindeki maçı da verebiliyorsun bir anda. Son maçta, ikinci maçta Isaiah Whitehead'i kaybettik, oynatamadık. Onun sakatlığı çok büyük etkendi. Onun sakatlığı çok etkiledi. Yani çünkü takımımızda hem bir numarada hem iki numarada oynayabilen belki de tek oyuncuydu. Ondan sonra o eksildi. Üçüncü maç ben hastalandım. Ben gidemedim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Yani hani çok ağır bir hastalık geçirmedim ama oraya gidememek gerçekten beni dağıttı. Kenan'ın da bir sıkıntısı vardı. Kenan'ın da boynunda bir sıkıntı oldu. Evet. Efes maçını kaçırdı hatta. Yani o kadar eksildik ki gerçekten hani bir noktada da olmadı yani. Bazen böyle şanssız dönemlere denk gelebiliyor bu önemli maçlar. Ve hani böyle bir tecrübe oldu. İyi veya kötü işte bir tecrübe oldu. Bu artık o günden sonra Türkiye Ligi'ne, Basketbol Süper Ligi'ne odaklandık. Tecrübe derken bu arada daha geçen sene ben artık bu takımın abilerinden biriyim diyebileceğim bir noktadaydın. Şimdi bir sene Fenerbahçe'nin genç yeteneği olarak yıllarca bildik. Buraya geldim, bir anda o rol değişti. Evet. Çünkü buradaki takım zaten çok genç. Kendini öyle bir pozisyonda buldun ama bu rolün en başta Mehmet Yağmur'a ait olduğu bir yer burası. Mehmet Yağmur nasıl bir kaptan? Çok uzun zamandır burada. Aidiyeti tabii ki çok kuvvetli. Senin için de nasıl bir rol model? Ya Mehmet abi çok başka. Yani ben şimdi burada ne söylesem Mehmet abiyle alakalı eksik kalacak. Hakikaten yani bütün nazımızı da, bütün sıkıntımızı, derdimizi, tasamızı da Mehmet abi çekiyor gerçekten. Yani ben de hani çok duygusal bir insanımdır. Çok çabuk parlayabilirim, çok çabuk sinirlenebilirim. Ya bütün sinirimi, hırsımı Mehmet abi bir anda böyle sünger gibi çekiyor resmen. Yani çok zor bir iş bence onun yaptığı. Hani derler yani antrenörler, benim 12 tane çocuğum var diye. Mehmet abi sanki bizim için öyle yani. Onun 12 tane çocuğu var. Herkesi sakinleştiriyor. Herkesin en doğru hareketi yapması için destek oluyor. Yani daha mesela dün konuştuk maçtan sonra. Yani ben maça iyi başlayamadım. Ve Mehmet abi de bunun farkında. Ve ikinci periyotta Mehmet abiyle beraber oyuna girdim ve Mehmet abi beni oyuna sokmak için resmen bana pozisyon aradı. Bana pozisyon yaratmak için uğraştı ve hakikaten de beni bir şekilde maçın içine soktu. Bir tane asist yaptı, şut attırdı. Bir tane pas verdi, penetre ettirdi, turnike attırdı. Sonra bir baktım ben maçın içine girdim. Yani hani sahanın içinde o istatistik kağıdını görünmeyen o kadar iş yapıyor ki yani ne desem burada az kalacak Mehmet abi için. Çok değerli. Saha içinde de saha dışında da çok iyi bir kaptan. Aynen öyle. Asıl saha dışında yani yaptıkları çok farklı yani. Dedim 12 tane çocuğu var gibi burada, evet. Diye. Alperen'e de geçen sene çok iyi destek olan isimlerden biriydi. Draft'ta da yanındaydı. Draft'a kadar gitti, evet. O da çok özel bir anı hem onun için hem Alperen için tabii ki. Alperen de yeni kariyerine adım attı ve gerçekten çok çok iyi gidiyor. Şimdi Rising Star maçında, evet. Da olacak. Eski takım arkadaşınla ilgili neler söylersin? Ya hani gurur duyuyorum ya gerçekten. Geçen sene de çok yakın bir ilişkimiz vardı Alperen'le. O da arkadaşıydık. Sürekli beraberdik, akşam eve beraber giderdik, yemeği beraber yapardık. Yani
çok ciddi bir potansiyeli vardı zaten yani. Ve geçen sene müthiş bir performans gösterdi burada. Hani bana kalırsa ilerledikçe Rising Star neden All-Star olmasın? Yani onu yapabilecek çünkü potansiyeli var yani. Hepimiz bunu gördük. İnşallah çok daha iyi yerlere de gelecek. Ama hak ettiği neyse onu yaşıyor. O yüzden çok gurur duyuyorum. İnşallah da çok başarılı olmasını istiyorum. Şimdi orada yıldızlarla dolu bir ortam içerisinde ama sen zaten burada da bunları yaşadın. Fenerbahçe Beko ile yaşadığın Euroleague şampiyonluğu ve inanılmaz bir yıldız karması var aslında orada. Yani içerisinden çıkmanın çok zor olduğu bir yer olduğu kesin. Sen kariyerinle ilgili çok önemli bir karar vererek buraya geldin ama biraz o döneme dönelim. A takıma çıkışın mesela, o ilk sezon, oradaki detaylar, neleri anımsıyorsun? Aklına ilk gelen şey ne oluyor? Yani o kadar fazla anı var ki ama tabii ki benim için çok başka tecrübelerdi. Hani orada beraber oynadığım oyuncular gerçekten Avrupa'nın en üst düzey oyuncularıydı. Ve benim de şansıma Fenerbahçe'nin gerçekten en üst seviyede olduğu sezonlar ben hep Fenerbahçe'deydim. Jelko Obradoviç gibi bir şans vardı. Onunla 6-7 sene çalışma fırsatı buldum. Ve hani bu gerçekten hani derler yani para versen olmaz. Yani çok büyük bir şanstı. O oyuncularla beraber oyunculardan bir şeyler öğrenebilmek çok büyük bir şanstı. Ve hani altyapısıyla beraber ben Fenerbahçe'de 16 sezon geçirdim. 6'sı A takım olmak üzere. Yani çok fazla anım var. Çok fazla güzel anım var. Çok kötü anım da var tabii ki. Tabii ki. 16 yıl dile kolay. Yani dile kolay. Euroleague şampiyonluğu gibi bir gerçek var ortada. Oradan çıkmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Yani çok böyle herkesin hadi deyince çıkabileceği, çok kolaylıkla karar verebileceğim bir şey değil. Yani hani insanlar çok fazla diyordu bana Fenerbahçe'deyken. İşte git bir yerlere oyna, git bir yerlere oyna. Ya tabii ki her oyuncu oynamak ister. Ama oradaki elimdeki şans yani hani oradan alabileceğim en ufak bir şey, oradaki oyunculardan, antrenörlerden alabileceğim en ufak bir şey bile çok önemliydi. Ve hani oradan elimden olabildiğince fazla faydalanmaya çalıştım, yararlanmaya çalıştım. Ve en sonunda zamanımın geldiğini düşünüp, hazır olduğumu düşünüp buraya geldim. Ve bir şekilde geçen sezon adaptasyon süreci oldu tabii ki benim için. Çok zorlu bir süreçti çünkü her ne kadar tecrübeli desek de Fenerbahçe'de 5-6 sezon içerisinde çok fazla süre anlamında kolay değil yani o kadar fazla oyuncu var ki, o kadar iyi oyuncular var ki çok kolay değil. Yani evet Türkiye Ligi'nde çoğu maçta oynuyorduk ama hani çekişmeli başa baş sıkıntılı maçlarda kaldığım sahanın içinde kaldığımız süre çok fazla olmuyor doğal olarak. O yüzden o konuda çok ciddi bir tecrübe eksiğim vardı. Geçen sene bir şekilde onun adaptasyonu oldu ve bu sene aslında daha yeni ilk defa yani 25 yaşındayım ama ilk defa tam olarak kendimi hissederek oynuyorum yani. Süper. Peki Alperen eski oda arkadaşlığı, takım arkadaşlığı yanına oda arkadaşlığı mı var demiştin değil mi? Fenerbahçe'de kimlerle oda arkadaşlığı Fenerbahçe'de, oldu? Fenerbahçe'de yani çok uzun süre Sulukas'la, Kostas'la beraber kaldık. Yani onunla da çok yakın bir ilişkimiz vardı. Bir herhalde 3-4 sene falan Kostas'la beraber aynen onunlaydı. Onun dışındaki 2 sezonda da Sinan abiyle beraber kalıyordum. Yani Sinan abi de tabii benim için özel birisidir yani onun da çok desteği, çok emeği geçti üzerimde. Yani hani burada say bitmez gerçekten. Bir de o kadar kariyerli oyuncular ki, o kadar tecrübeli oyuncular ki ve hani bunun yanında çok karakterli insanlar. Ve hep hani bizim gibi genç oyunculara çok böyle hep bir şey katmak istiyorlardı. O çok özel bir şeydi yani o tecrübedeki oyunculardan işte Veseli olsun, Datome olsun, hani onlardan bir şey kapabilmek, onlardan bir şey öğrenmek çok özel bir şey benim düşüncem. Kesinlikle. Onlarla sağ dışında da vakit geçirebilmek çok özel bir şeydi. O yüzden güzel sezonlar geçti. Aslında Sulukas senin için iyi bir örnek. Kendi konfor alanından, Olympiakos'tan çıkıp buraya gelmesi, burada bir şeyleri yapmak için yani kolay değil dediğimiz gibi konfor alanından çıkmak. Şimdi biraz da şey sormak istiyorum. Bu
rüya kadro gerçekten. Bu rüya kadroda ben hatırlıyorum şampiyonluk sonrası bir kutlamalar var ve o dönem senin kiralık olarak aslında hani takımdan ayrılıp sorumluluk daha fazla almak istediğini hatırlıyorum. Yani bunu duyuyorduk. Ben şampiyonluk kutlamalarından birinde ardından koçun seninle gelip uzun uzun konuştuğunu hatırlıyorum bir köşede. Oradaki yaklaşım, yani tabii ki koç Jelikov Obradovic'in o dönem sana olan oradaki isteği, tutumu önemli. O nasıldı? Nasıl anlatırsın? Yani şöyle, o şampiyonluktan sonra ben o zaman işte 20 yaşındayım. Hı hı. İlk defa gerçekten böyle ana rotasyonda iyi süre almaya başladım ve gerçekten sonrasındaki bölümü çok iyi geçirdim. Türkiye Ligi'ndeki playoff bölümünü ve Final Four öncesinde de aslında son 5-6 maçta iyi süreler vermişti ve ben de iyi değerlendirmiştim. Ondan sonra o tabii o kadar güzel bir hava yakaladık ki o sezon. Gerçekten hani herkes performansını katladı. Ben de bu doğrultuda performansımı ciddi şekilde katlamıştım. Ve iyi oynamıştım, yani iyi bir şans gelmişti, iyi değerlendirmiştim. Ondan sonra şampiyonluk yemeğinde normalde işte sezon bitiyor. Herkes de tek tek bir şekilde görüşüyor ve vedalaşıyorduk. Ondan sonra oyuncular şey istemişti, yabancı oyuncular, hani herkes gidecekti. Ertesi güne kalmasın, bugün burada halledelim, yemekte herkes konuşsun. Herkesin bileti var, herkes gidecek diye. O akşam yemekte herkese tek tek konuşma gibi bir şey ayarlandı. O sırada işte kutlama sırasında, yemek sırasında hoca herkesi tek tek çağırıyordu, konuşuyordu. Herkesi sırayla çağırıyor. Benim yanımda Bobby oturuyordu, Bobby'yi çağırdı. Ben de sıra bana geldi zannediyordum. Beni atladı. Yanımda, yanlış hatırlamıyorsam, Berk oturuyordu galiba. Berk'i çağırdı. Bütün herkesle konuştu. Benle konuşmadı. Ben de panik yaptım yani. Anlamadım ne olduğunu. Allah Allah diyorum. Ne olacak, ne bitecek falan. Ondan sonra bayağı da saatte geç oldu. Herkes yavaş yavaş kalkıyor. Ben de en sonunda onların masasına gittim. Dedim ki ben, hani diyecek bir şey yoksa ben kalkıyorum. Ondan sonra işte görüşürüz. Sonra hoca dedi ki işte seni en sona sakladım dedi. Ondan sonra gel dedi, konuşalım dedi. Bayağı ciddi bir saate yakın herhalde konuşmuştuk yani. Ama hani o konuşmadan en çok hatırladım. Bana dedi ki gerçekten dedi elindeki şansı dedi çok iyi değerlendirdin dedi. Ve dedi gerçek bir oyuncu kontratı kazanmayı hak ettin dedi. Bundan sonra kazanacağın bir parayı dedi, hak etmediğin bir para kazanmayacaksın dedi. Ve çok daha iyi yerlere geleceksin dedi. Ve o normalde benim kontratım devam ediyordu. Ama işte altyapıdan çıktığımda hali hazırda olan bir kontrat vardı. Dedi ki bu kontratı da feshediyoruz dedi. Ben sana yeni bir kontrat yapacağım dedi. Ve dedi hak ettiğin parayı kazanacaksın. Daha mütevazı bir kontratın varken evet, daha iyi bir kontrat sana geldi. Yani. Çok daha iyi bir kontrat da önerdi. Ve yani aslında birazcık hani tamamen hocanın inisiyatifinde olan bir durumdu. Çünkü zaten bir kontratım vardı. Ondan sonra onu söyledi. Sonrasında da gerçekten dediği gibi kontratımızı yeniledik. Ama ben aslında birazcık kiralık gidip bir yerlerde oynama taraftarıydım. Yani ailemle de görüştüğümde hep işte bir yerlere gideyim. Bir iki böyle vardı da yani o zamanlar işte Yeşil Giresun vardı biraz daha böyle. Beşiktaş, şu anki Beşiktaş gibi bir proje takımıydı. Darüşşafaka daha süre alabileceğim bir takımdı. Yani hani gidip bir yerlerde, neresi olduğu çok önemli değildi de bir yerlerde sahada birazcık kilometre doldurmak istedim açıkçası. Ama o sezon hoca çok şey yapmadı. Yani yani senin içinde de en iyi burası dedi, en iyi yer burası dedi. Burada alacağın antrenman hepsinden önemli dedi. Jelikov Obradovic'le ders çalışmak tabii. Şimdi yani hani Jelikov Obradovic de bunu deyince hani adamın karşı başka bir şey söyleyemezsin yani, imkansız bir şey. O yüzden olmadı yani, o proje rafa kalktı. Ben o uzun konuşmayı hatırlıyorum ama arkasında böyle bir hikaye olduğunu bilmiyordum. Gerçekten güzelmiş, evet. Dinlemekten çok keyif aldım. Çok özel bir akşamdı benim için yani. Kesinlikle öyle. Ya hep söyledim ya, bir büyünün içerisindesin orada o şampiyonlukla beraber. Ayrılma süreci nasıl gelişti senin için 16 yılın ardından? Bir bu noktayı oraya nasıl koydun ve yani hangi hedefi kendine koyarak Fenerbahçe Beko'dan ayrıldın? Yeniden o seviyede ve Euroleague'de olmak gibi bir hedef önüne koyuyor musun?
Ya dediğim gibi yani insan oturduğu evden bile 16 sene oturduğu evden bile başka yere taşınırken herhalde çok zorlanır yani. Benim için orası evden çok ev oldu. O yüzden çok zor bir karardı benim için. Ama artık hani zamanım gelmişti. Oynamam gerekiyordu. Özellikle son sezonu çok fazla oturarak geçirdim Fenerbahçe'de. Hani başka etkenler de vardı. Ciddi sakatlık geçirdim. Bir iki tane. Bir şekilde giremedim ana rotasyona. Takım da çok iyi gitmedi. Öyle olunca başka sıkıntılar oldu. Covid oldu. Bir anda sezonu yarım yamalak geçirmiş oldum ve hani ne olursa olsun ben hani kafama koymuştum yani benim gitmem gerekiyor ve bir yerde oynamam gerekiyor. Ondan sonra işte neresi olabilir diye konuşurken bir anda bu Beşiktaş fikri ortaya çıktı. Ve hani Beşiktaş'ı duyduktan sonra, hele ki projeyi duyduktan sonra konuşmanın diğer takımlarını hiç dinlemedim bile. Yani gerçekten o kadar nasıl diyeyim, hissettim ki yani o kadar sıcak geldi ki. Ve hani burada oynamak, yani Fenerbahçe'de oynarken de bu salonda oynamaktan hep keyif almıştım. Beşiktaş fikri ortaya çıktıktan sonra aslında ben hani diğerlerini dinlemedim bile. Çünkü o kadar hissettim ki o anda, o kadar sıcak geldi ki. Yani bu salonda, zaten ben Fenerbahçe'de oynarken de bu salonda oynamaktan hep keyif aldım. Taraftarı çok bağlı kulübe ve hep bir sempatim vardı. O yüzden buranın en iyisi olacağını düşündüm ve hani gerçekten benim için önemli olan şey sahada süre alabilmekti gerçekten. Hani öyle veya böyle sahada ne kadar fazla süre alabiliyorsam benim için önemli olan oydu çünkü eksiğim de oydu. Hedef buydu senin için. Hedefim kesinlikle sahada kalmaktı. Ne olursa olsun sahada kalmaktı. Özellikle geçtiğimiz sezon için hedefim buydu yani. Ve bunu da bir şekilde iyisiyle kötüsüyle bir alışma süreci olarak. Bundan sonrası için? Peki. Efendim? Bundan sonrası için hedef? Bundan sonrası için hedef, yani tabii ki burada şu an çok mutluyum. Çok iyi geçiyor benim için. Ama hep de bir aklımda bir Avrupa'da Avrupa'da oynayan Şampiyonlar Ligi olsun, Eurocup olsun, zirveye oynayan bir güzel bir projede yer almak var. Yani hep bir Avrupa hayalim var. Özellikle İspanya olsun işte, yani özellikle İspanya diyelim. Yurt dışında oynama, yani yurt dışında hedefi koyuyorsun kendine. Hep bir var. Öyle bir hedefim var. İnşallah sakatlıktan uzak, İnşallah. İstediğin gibi gelişir kariyerinde bu dönem senin için. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bundan sonraki bölümlerde de iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ege Anar'la özel röportaj köşemizin bu haftaki konuydu. Burada sohbetimizi noktalandırıyoruz. Hoşçakalın.